Hazırım ben. Hadi gel bakalım. Tut beni. Ağırlığını vermiyorsun. Ağırlığını ver. Tamam, yürüyebiliyorum zaten. Nasıl? Alayında böyle koluna yüklenerek yürüyeceğimizi düşünmüyordum muhtemelen ama ne yalan söyleyeyim, bu yani bu yürüyüş benim çok hoşuma gidiyor. Kızmıyorsun değil mi ben böyle konuşunca? Yok. Bütün bunlar geçtikten sonra hayatımız nasıl olacak onu merak ediyorum sadece. Senin istediğin gibi. Öyle mi? Nasıl? Yani geçici bir evimiz olmayacak mesela, kalıcı güzel bir evimiz olacak. Başka? Başka? Sen nasıl hayal edersen, ne hayal ediyorsun? İşin ne olacak peki? İşim aile işleri. Biliyorsun işte. Bilmiyorum. Ne yapayım şimdi? Uzun uzun onları mı anlatayım? Ne yaptığımı mı anlatayım? Onu mu duymak istiyorsun? Yok, anlatmana gerek yok. Ne düşündüğünü biliyorum ben seni. Sen de annen gibi düşünüyorsun. Teyzenin ölümüyle alakalı olan insanlarla aynı evde yaşadığımı düşünüyorsun. Bu işin bir parçasını dönüp dolaşıp bana dokunduğunu düşünüyorsun. O da seni huzursuz ediyor, değil mi? Öyle düşünseydim seninle evlenmezdim. Şu an bana aşkın güçlü olduğu için böyle söylüyorsun. Ama gün geçtikçe bu fikir güçlenecek. Naz, değil mi? O yüzden gözümün içine bak şimdi. Beni iyi dinle. Halilzade dışında bu aileden herhangi birinin payı olsaydı teyzenin ölümünde, ben o aileye dönmezdim. Ya sonrası? Onlar için yaptıkların, hayatını tehlikeye atman. Bunlar hakkında ne düşünmemi istersin? Bunlar hakkında bir şey düşünmeni istemem, anladın mı? Bunları kafana takmanı istemem, gerek yapma. Yok çünkü. O işleri de yapma. Benden kaçman için bir şey söylemedim. Değişebilirsin. Biz artık bir aileyiz ikimiz. Tamam. Cihan'la çalış. Ama belki şirketlerinden birinde işe başlarsın, olmaz mı? Gereksiz işler. Genel müdürü. Bir tane de kravat böyle boğazıma kadar. Ha, nefes de alamam. Sabahtan akşama kadar iş. Bir de bayram ikramiyesi kovalarım. Tam benlik değil mi? Dalga geç diye söylemiyorum. Ama evet, gereksiz işler genel müdürü kulağa çok hoş geliyor. Eğer seni akşamları bana sağ salim geri getirecekse kulağa gerçekten çok hoş geliyor. Tamam, ciddi olalım o zaman biraz şimdi. Yerime geçecek kimse yok. Burak. Güzelim mi? Ah canım benim. Abim Burak'a güvenmez, haklı da. Benim bu işlerde biraz yalnız yürümem lazım Naz. Yalnız yürümem lazım. Yani şu iş meselelerinden biraz uzak dursan olmaz mı? Ne olur. Demek ki her şey istediğin gibi olacak derken iki kere düşünmen lazımmış. Ben içeri geçiyorum, biraz soğuk oldu ama. Ceketimi verseydim? Gerek yok. Yalnız yürümen gereken bir olmuş ya, sana daha çok lazım olur.